Rahman suresinde geçen 2 ve 4 cennet ne anlatır mısın? Nedir o? Adın cennetleri var. Firdevs cennetleri var. Yani cennetin ve cehennemin kademeleri var. Bariz yani. Bir çocuk tecavüzcüsüyle bir kumarbaz ve tefeci aynı yere gitmez herhalde, değil mi? Cennet cennettir ama kademeleri var işte. Anonimciğim, o soruyu bana sormayın. Bilmiyorum. Enflasyon 6 faiz haram mı canım? Bu sistem haram zaten yani. Yedi kat olduğu Kur'an'da var mıydı yoksa sonradan eklemem abi? İşte 10 yıl önceki Cemre bunlara çat diye cevap verirdi. Benim de aklımda bir 7 kat kalmış. Kur'an'da mı? Yoksa söylence mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar sayısı çok mühim değil. 4, 7, 15. Ya, önemli olan şu bak. İslam'a göre iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek. Ve iyiler ne kadar iyi olduklarına göre bir cennete girecek. Kötüler ne kadar kötü olduklarına göre bir cehenneme girecek. Herkes hak ettiğini bulacak. İslam'ın sunduğu varlık anlayışı zaten bu. İnsan varlığının temel sebebi bu. Herkesin hak ettiğini bulması. Rahman 46-78. Tamam. Taktın sen o meseleye. Rahman suresi çok güzeldir. Ve kıraatıyla Arapça dinlemek de çok güzeldir. Çok kafiyelidir. 46 ve 78 mi dedim? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız? Yalan. 78. İkram ve kudret. Nasıl? Ha, arasında geçiyor dedi. Abi tam ayet verseydin. Dört cenneti bulamadım. Dört cennet hangi? 62. İkisinden başka iki cennet daha var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yalanlıyor. Olabilir, olabilir. Tamam. Demek ki dört cennet varmış. Önce ilk iki cennetin özelliklerini saymış. Sonra diğer iki cennet. Demek ki toplam dört.